Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde pneumatik sistemlerin genel yapısından bahsedeceğiz. Pneumatik sistemler, dış ortamda bulunan havanın bir kompresör yardımıyla sıkıştırılması ve sıkıştırılan havanın basıncından faydalanılarak çeşitli sistemlerin kontrol edilmesi prensibine dayanır. Pneumatik sistemlerde kompresörden gelen sıkıştırılmış hava bir şartlandırıcı üniteye ulaştırılır. Şartlandırıcı ünitede filtre yardımıyla ortamda bulunan havanın tozu ve pisliği filtrelenir ve bir basınç regülatörü kullanılarak basınçlı hava istenilen çalışma basıncına ayarlanır ve sisteme bir dağıtıcı yardımıyla ulaştırılır arkadaşlar. Pneumatik sistemlerde genel itibariyle iki tip silindir kullanırız. Bunlardan birincisi tek etkili silindirdir. Tek etkili silindirler görmüş olduğunuz üzere tek kanaldan girişe sahiptirler. Şu noktadan basınçlı hava girer ve piston kolunun içerisinde bulunan yay mekanizmasını basınç kuvveti yenerek piston kolunu ileri hareket ettirir. Daha sonra bu kolda basınç ortadan kalktığı anda yay kuvveti baskın gelecektir ve bizim piston kolumuz geri son konumuna ulaşacaktır. Şimdi gelin bu tek etkili silindirin kumandasını beraber yapalım. Şimdi tek etkili silindirimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bağlantıyı sağladım. Evet. Bu pistonumu hareket ettirmek için bir tane kumanda, çeşitli kumanda yöntemleri var. Ama tabii biz şu anda ilk aşamada buton uyarılı bir kumanda kullanarak buton uyarılı, 3 yollu, 2 konumlu, yan geri dönüşlü bir yön kontrol valve kullanarak tek etkili silindirimizi hareket ettireceğiz. Şimdi ilk olarak bu valfimize, yani yön kontrol valfimize basınç girişini yapmamız gerekir. Dağıtıcı blok diye bahsettiğimiz elemandan hava bağlantısını yaparız. Daha sonra 2 numaralı kanaldan ise tek etkili silindirimize basıncı aktarmak üzere bağlantımızı gerçekleştiririz. Önemli olan bir nokta, sistemi çalıştırmadan önce mutlaka tüm bağlantıların yapılmış olmasına dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde sistemde yüksek basınç olduğundan dolayı yüz, göz yaralanmaları olabilecektir. Bunların önüne geçmek için sistemi çalıştırmadan önce mutlaka tüm bağlantıları kontrol etmemiz gerekir. Şimdi bütün bağlantıları yaptım. Dolayısıyla şartlandırıcı biriminde bulunan valfimi açarak şu anda sistemime enerjiyi göndermiş durumdayım. Ben butonuma bastığım anda tek etkili silindirim ileri hareketini gerçekleştirecektir. Basıyorum. Valfim yay geri dönüşlü olduğu için burada görüyorsunuz zaten sembolden de anlaşılıyor. Ben buradaki basınç kuvvetini kaldırdıktan sonra benim valfim geri son konumuna ulaşacaktır ve silindirimin geri gelmesini sağlayacaktır. Yani butona bastığım sürece silindirim ileride olacak. Elimi butondan çektiğim anda piston kolu geri gelecektir arkadaşlar.